Herkese kucak dolusu selamlar. Bugün size özgüven, kararlılık nasıl artar? Özgüven nasıl artar? Öz değerin nasıl artar? Öz saygın nasıl artar? Kararlılık nasıl artar? Konumuz bu olacak. Kağıdınız varsa çok güzel olur. Şöyle. Kağıt alın. Boş kağıt. Kalem alın. Canlı yayın yapalım. Seminer tadında güzel bir canlı yayın yapalım. Evle alakalı bir resim geldi. Tamam mı? O resmi size göstermek istiyorum. Bak. Bak. Görüyor musun? Kim ne söyleyebilir? Şimdi bu resime baktığınızda ne görüyorsunuz? Evimde ne güzel sepet örüyorum dedi. Ben de çok mutlu oldum. Bak çok mutlu oldum. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki evimde sepet örüyorum deyince ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Üstümüz tamam mı var? Sağımız solumuz kapalı. Kaloriferimiz var. Belki sobamız var. Bir de böyle resimler var sevgili arkadaşlar. Bunlar gerçek. Bunlar var olan ve gerçek resimler. Şuraya bakın. Anne kızını okula gönderiyor. Ve bu kişinin evi burası. Yani bu ailenin evi burası. Belediyeye ait logar boruları değil mi bunlar? Kanalizasyon yapılıyor. Ve o kanalizasyonu birkaç hafta sonra yapacaklar. Şurada birkaç hafta boru duruyor. Bunu ne yapmışlar hemen? Değerlendirmişler. Şuraya bakın. Şöyle. Burası dolap. Onların dolabı. Dolabı. Şu gördüğünüz erzak torbası. Adamı işe göndermiş anne. Kızını okula gönderiyor. Bir de bu resimlere bakıp halimize şükretmek gerekiyor. Halimize şükretmek gerekiyor. Bak bak çok önemli. Şükür. Şükür. Bir ayet-i kerime göndermiş. Katılımcı arkadaşımız bize şu ayet-i kerime göndermiş. Araf suresi 17. Sonra bak ayet-i kerimeyi okuyorum. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım diyor. Tamam mı? Ve sen çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın diyor. Anlatabildim mi? Anladık mı arkadaşlar? Bak ayet-i kerime. Bunu arkadaşımız mesaj olarak göndermiş bana. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen diyor Hazreti Allah'a çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın diyor. Yani ben onlara şikayeti öğreteceğim. Onlara şükretmeyi unutturacağım. Onları bir yukarıya baktırıp böyle onların gemisi var benim niye yok? Onun işte mutfağı şöyle bende neden yok? Şikayet edenler, şükretmeyenler. Tamam mı? Onlardan edeceğim ayet-i kerime. Kim söylemiş? Bu söylemiş. Kime? Hazreti Allah'a. Ayet-i kerime bu. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz şu hale baktığımızda, şu gördüğümüz resmi gördüğümüzde ne diyoruz? Ha bak bunun kapısı yok. Bunların evinin kapısı yok. Camı da yok. Düz de değil. Tamam mı? Bunlar eğilmiş burada yatıyorlardır. Mahremiyet olayında sıkıntı var. Ve bizim ama kapalı. Elhamdülillah. Anlatabildim mi? İşte aklıma geldi birden. Konu kararlılık. Aldığın kararların arkasında durmak. Aldığın kararların arkasında durmak. Bunu ben kendimden bir hikaye yaşadıklarımdan anlatsam olur mu? Ben özgüvenimi nasıl arttırdım? Ben öz saygımı, kararlılığımı nasıl arttırdım? Örnek. Çünkü insan örneğini gördüğü zaman, karşılaştığı zaman böyle bak uyuyor. Tamam bende de olur o zaman diye düşünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben 10 yaşındayken Türkiye'ye izine gittik. Ben Almanya'da Duisburg'da kalıyorum.
Almanya Duisburg doğumluyum. Türkiye'ye gittik 10 yaşında. İzine gittiğimde oradaki çocukların takım elbiseli olduğunu görünce çok hoşuma gitti. Dedim ki bunlar herhalde iş adamı olacak, iş insanı olacak. Çünkü iş adamı eşittir hayırsever olarak ben biliyorum. Öyle öğrenmiştim. Bakış açım öyleydi. Çünkü benim dedem rahmetli ticaretle uğraşıyordu ve çok hayırsever bir adamdı. Ticareti öyle öğretti bize dedemiz. Ve ben dedemi örnek alıyordum. Dedem gibi iş insanı olmak istiyorum. Yani iş adamı eski deyimle iş adamı olmak istiyorum. Ve para kazanmak istiyorum. Onun gibi hayırsever olmak istiyorum. İzinde de kravatlı takım elbiseli çocukları görünce hoşuma gitti. Dedim ki bunlar herhalde iş adamı olacak. Bunlar nereden geliyor diye sordum anneme. Anneme sordum. Anne bunlar nereden geliyor dedim. Annem bunlar okuldan geliyor. Dedim bunlar okula gidiyorsa takım elbiseyle o zaman biz herhalde Almanya'da okula gitmiyoruz öyle mi dedim. Almanya'da dedi serbest. Kılık kıyafet serbest. Ama bunlar çok güzel yakışmış takım elbise. Gri pantolon, lacivert ceket. Çok da güzel kravatları var. Ben de böyle olmak istiyorum falan deyince annem böyle ses çıkarmadı fazla. Uyandırmak da istemedi beni. Peki dedim anneme, ben burada okuyabilir miyim? Annem dedi ki, oğlum senin Türkçende sıkıntı var. Türkçeyi tam konuşamıyorsun. Türkiye'de biraz zorlanırsın. Vazgeçtirmeye çalışıyor. O ara ben bir arkadaşla tanıştım, Mithat. O da Türkiye'de okuyor, Almanya'dan gitme. Babamın dostunun yeğeni. Aynı zamanda babasıyla da dost benim babam. O dedi ki gel buraya burası çok güzel dedi. Çok keyifli oluyor dedi. Kendi başımıza kalıyoruz dedi. Yurtta kalıyoruz. Buradan okula gidiyoruz. Olsun tamam iyi. Ben annemi ve babamı zorladım. İkna ettim. O arkadaş da bana yöntemler gösterdi. Nasıl ikna edeceğimi. 11 yaşında zorlayarak annemle babama karar verdirdim. Türkiye'de okuyacağım. Türkiye'ye beni gönderecekler. Tamam mı beni? Türkiye'ye okula gönderecekler, kursa gönderecekler, yurtta kalacağım. Fakat annem ve babam bana inanmıyor tam olarak. Diyorlar ki bu nasıl olsa vazgeçecek. 3 ay sonra vazgeçecek. Çünkü Türkiye'de okumak öyle kolay değil. Anneden babadan uzak bir şekilde Türkiye'de okumak kolay değil. Bizim oğlumuz vazgeçer, 3 ay sonra geri gelir. Yani geçici bir heves. 11 yaşında geçici heves olduğundan dolayı hani beni 3 ay sonra geri gelecek bu nasıl olsa hani 6 yıl okuyamaz orada. 3 sene ortaokul, 3 sene lise, 6 sene okuyamaz. O yüzden benim küçük bir çanta hazırladılar bana. Çantanın boyu ne kadar biliyor musunuz? Bir el çantası var ya böyle uçağa sokabiliyorsunuz o şekilde. Annem babam bana çantayı verdiler. Türk Hava Yolları hiç unutmam. Gümrükten hızlı geçtim. Hayatımda ilk defa tek başına gümrükten geçtiğim için tecrübem yoktu. Polis baktı hemen geç dedi. Kapı pat diye kapandı arkadaşlar. Ve arada böyle bir kapı kapandı. Ve ben tek başına kaldım. Yani annemin babamın sesini duyuyorum sadece. Annemin babamın sesini duyuyorum. Onlar diyorlar ki çocukla vedalaşamayacak mıyız diyorlar polise. Gümrük polisine. Yok diyor. Almanlar da biliyorsunuz çok disiplinli. Müsaade etmiyor. Ama diyor biz sarılacağız. Sarılmamız lazım. Yok diyor. Müsaade etmiyor. Ve ben burada tek başına bavulla kaldım sevgili arkadaşlar. Yani bavul dediğim el çantası. Annem babam yok artık. Kim var? Sadece İsa Mahir. Tek başına kaldı. 11 yaşında gümrükten geçmiş. Uçağa bineceğim. Türkiye'ye varacağım. Orada indikten sonra gümrükten çıkacağım tekrar ve gidilmesi gereken, kalmam gereken yurda beni teslim edecekler. Soğuk bir duş gibi geldi bana böyle bir şok. Şok yaşadım tek başına. Nasıl yapacaksın? Tek başına. Sorumluluk almak. 11 yaşında bir delikanlı, bir çocuk. Delikanlı da değilsin, çocuksun daha. Ergenlik çağına daha yeni girdin veya girmedin. Nasıl bir sorumluluk? Başladım üzülmeye. Daha önce de seviniyordum. Benim kararımdı. Dedim yanlış karar. Yanlış aldığım karar. Kim dedi onu? Vesvese söyledi bana. İç ses.
Herkesin iç sesi var. Yanlış aldığın karar. Sen tek başına nasıl gideceksin Türkiye'ye? Anneni babanı özlemeyecek misin? Bana hep söylüyor bunları. Ve ben boynu bükük arıyorum böyle. Moralim bozuk, gözlerim de yaşlandı hafif hafif. Zor buldum uçağı. Ama bir sorumluluk almak zorunda olduğumu anladım. Yani tek başınayım. Geri dönüşü yok. Ve uçağa bindiğimde çok üzgün bir şekilde benim sırada 3 tane koltuk vardı. Tek başına oturdum. İkisi boştu. Hostes benim üzgün olduğumu görünce ne oldu, neden dedi sen böyle üzgünsün? Dedim ki ben yanlış bir karar aldım. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Annemden babamdan vedalaşamadan ayrıldım. Okumaya gidiyorum. Ve ben bunu yapamam. Ben yanlış karar aldım diye ona öyle anlatınca biraz da gözyaşıyla oğlum dedi ben sana pasta getireyim. Uçak kalktıktan sonra neşen yerine gelir. Kulak basıncı da oluştu. Kulaklarım duymuyor uçak kalkarken. Birden dedemin sözleri aklıma geldi. Gözlerim yaşlı ama. Dedem bana şunu söylemişti. Bakın bunu yazabilirsiniz. Oğlum, eğer hedefinle senin aranda engeller yoksa, senin bir hedefin var. Hedef B noktası. Sen de buradasın. Bak şuradan oraya gideceksin. Eğer yolun üzerinde engel yoksa, sıkıntı yoksa, üzülmek, ağlamak, sızlamak, dert, tasa yoksa, çakıl taşları yoksa, oğlum o hedef yanlış hedef demişti bana. O doğru bir hedef değil demişti. Çünkü hedefine giderken meşakkat yaşayacaksın, sıkıntı yaşayacaksın. Her zaman böyledir. Bu birden aklıma geldi. Dedemin o sözleri iri yarı böyle bir çavuşluk da yapmış zamanda. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş rahmetli dedem. Böyle asil bir adamdı. Ve o sözler kulağıma gelince rahatladım. Rahatladım. Dedim ki engeller demek ki hedefle aranda olması lazım. Tamam, okey. Bir de şunu söyledi hemen arkasından. O cümle de aklıma geldi. Oğlum, hedefini tünel bakışıyla görürsen, yani at gözlüğüyle hedefine bakar ve hedefine doğru ilerlersen mutlaka hedefine ilerlersin. Yani varırsın. Hedefine mutlaka varırsın. Benim hedefim de Türkiye'de okulu bitirmek. Yani üniversiteyi orada bitirip gelmek. Bu cümle de aklıma geldi. Rahatladım. Dedim ki tamam. Bu benim kararım. Okey. Ben hedefimi görüyorum. Hayal ediyorum. İşte 6 sene, 7 sene sonra filanca yerde olacağım. Ortaokul, liseyi bitirmiş olacağım ve üniversiteye başlayacağım. Bunu duyunca tabii kulağıma bu tekrar dediğimi gözümün önüne getirince bir rahatlama hissettim yine. Bunun yanında şu cümleyi de söylemişti. Oğlum niyet hayır, akıbet hayır. Niyet kötü, akıbet kötü. Yani senin niyetin iyiyse, kendinle alakalı bir niyetin var. Ve sen o niyetle gidiyorsan, ilerliyorsan sonu iyi olur oğlum. Niyet iyi, akıbet iyi. Niyetin iyiyse sonu iyi. Orada da bir rahatlama. Yine rahatladım. Sonra şunu da söylemişti bana. Oğlum, aldığın karar yanlış da olsa, eğer gayret gösterirsen, meşakkat yaşarsan, bedel ödersen, yani acı çekersen, bedel sadece para ödemek değil, acı çekmek, gayret göstermek. Rabbim büyüktür, Allah'ın adaleti var, adil sıfatı var. O yüzden sen o aldığın kararın olumluya döner, lehine döner. Yani doğruya döner aldığın karar. Yanlış gözükse de şer gibi görünür ama hayırdır diye o cümleler aklıma gelince birden bir rahatladım. Gönlüm bir açıldı böyle. Derin bir nefes aldım böyle. Bir huzur geldi bana. O arada pasta gelmiş oldu. Pastayı da yedim. Hostes bak dedi neşelenmişsin falan dedi. İstersen iki dakika daha yanında oturayım dedi. Sorayım dedi. Biraz konuştu. Ben de konuştum. Rahatladım. Ve ben 6 sene İstanbul'da 5 yolda kaldım.
Florya Tevfik Ercan Lisesi'nde liseyi bitirdim. Ortaokulu da Muhsin Adil Binal Ortaokulu Yeşilköy'de. Hep oralarda, güzel yerlerde okudum. Onlar çok güzel okullar. O semt çok iyi bir semt. Çok dostluklarım oldu, çok iyi arkadaşlarım oldu. Onlarla dostluklarım devam ediyor. Çok kaliteli insanların yanında okudum sevgili arkadaşlar. Ve o 6 sene, hatta 6,5 senede üniversiteye de başlamıştım. İç mimarlık, Mimar Sinan Üniversitesi. Sonra babam beni Almanya'ya çağırdı. Dükkanı devredeyim sana oğlum, gelsen dedi. Şuraya gelmek istiyorum. Yani o 6 sene veya 7 sene benim için sanki 6 gün gibi geldi. Niye? Çünkü aldığım kararın arkasında durduğum için, severek yaptığımdan dolayı 6 gün gibi geçti. 6 ay da değil bak. 6 sene, 6 ay değil, 6 gün gibi geçti. Hayatımın en güzel günleri o zaman yaşandı. Ve hiç üzülmedim. Hani annemden babamdan ayrıydım ya, hiç üzülmedim. İstanbul'da böyle İstanbul tencere, ben kepçe hesabı İstanbul'u karış karış gurbette gezdim, dolaştım arkadaşlarımla. Ve en önemlisi nedir biliyor musunuz? Hayatımda en önemli öğrendiğim şey aldığım kararın arkasında durmak. İşte bu benim özgüvenimi arttırdı. Her zaman aldığım kararın arkasında duruyorum. Bu çok önemli. Yani senin özgüvenini arttıran şey o. Bir işe başladığın zaman sonuna getirmek. Bu senin özgüvenini arttırır. Yani ben başlattım, benim kararımdı ve sonunu getirdiğimden dolayı benim özgüvenim arttı. Başarı öyle artar. Özgüven öyle artar sevgili arkadaşlar. Arkasında durman. Verdiğin sözün arkasında durman. Ama hocam bana insanlar söz veriyor, yerine getirmiyor. Sen onu boş ver. Sen kendine bak. Sen verdiğin zaman, söz verdiğin zaman kendine. Kendine söz verdiğin zaman yerine getiriyor musun? İlk önce oraya bak. Kendine dürüst müsün? Ben onu öğrendim. Yani hayatımda en çok öğrendiğim şeyi o 6 yılda öğrendim. Aldığım kararın arkasında durmak, hedefime sonuna kadar ilerlemek, devam etmek. Rabbimin nusreti geliyor o zaman. Her zaman öyledir. Aldığın kararın arkasında ilerlersen, hedefine doğru ilerlersen mucizeler yaşıyorsun. Bak çok önemli. Mucizeler yaşıyorsun. Bak şöyle anlatayım. Senin görevin sonuna kadar gitmek. Yani bardağı buraya kadar götürmek. Yani rızkı kim veriyor? Suyu kim veriyor sana? Bu su rızık değil mi? Çay rızık. Bunu buraya kadar götürmek. Yani aldığın kararın arkasında durmak. Tamam mı? Karşını Rabbim veriyor. Mucizeler yaşıyorsun. Sonu her zaman güzel oluyor. Dolayısıyla güzel insanlar, ben aldığım kararların arkasında ta 10 yaşından itibaren durdum. Her zaman sonunu getirdim. Başladığım işi sonuna getirdim. Allah'ın izniyle tabii. Ve benim özgüvenim, başarılarım öyle arttı. Başarılı insanların da her zaman özelliği budur. Verdiği sözleri yerine getirirler. Aldığı kararların arkasında dururlar. Anlatabildim mi güzel insanlar? Bugün bunu anlatmak istedim. Yani sen başarını nasıl arttıracaksın? Sen özgüvenini, öz saygını, öz değerini nasıl arttıracaksın? Persönlichkeitsentwicklung, kişisel gelişimini nasıl tamamlayacaksın? Biraz önce dediğimiz gibi aldığın kararın arkasında durmak. Çünkü ben sana garanti veriyorum bak. Sana hiçbir insan altın tepsiyle başarı getirip vermeyecek. Yani kimse sana böyle altın tepsiyle bir şey getirip teslim etmeyecek güzel insanlar. Sen bir şey yapman lazım. Sen gayret göstermen. Şu dünya pembe gibi anlatılıyor ama pembe değil. Pembe değil. Pembe gözlükleri bırak artık. Çıkar şu pembe gözlükleri. Anlatamıyor muyum? Bunları çıkar. Bunlar sihirli değnek. Hani ortada böyle sihirli değnek. Hikayeleri anlatan sihirli değneklerle ilaç dağıtanlar var ya. Onların işi. Sen gayret göstermen lazım. Kader gayrete aşıktır.
bir şeyler yapman lazım. Yani o da neyle alakalı? Hazreti Ebubekir'in, bak burada yazmış arkadaşımız, sadakati gibi aldığın kararlarına sadık olman lazım. Kendine dürüst olman lazım. Bir şeye karar verdin. Dedin ki diyete başladın. Ben kilo vermek istiyorum. Her gün bunu yiyeceğim. Bunun dışında başka bir şey yemeyeceğim. O zaman onu uygulayacaksın. Bu kadar ya. Uygulayacaksın. Aldığın kararın arkasında duracaksın. O pembe hikayeleri kafandan çıkar artık. Sana ana akım beynine ana akım veya sosyal medya neyi pompaladı? Pembe dizileri, pembe hayat hikayeleri, pembe. Ağzına bal sürdü devamlı. Hep seni kandırdı. Pembe gözlükleri verdi sana. Anlatabiliyor muyum? Veya pembe gözlükleri takmak için ilaç verdiler sana, değil mi? İlaç. Pembe gör. Her şeyi pembe gör. Ama o değil işte. Gerçek gör. Önemli olan gerçeği görmek lazım. Gerçek gözlük önemli. Hayatı gerçeği olduğu gibi görmek lazım. Bu olduğu gibi görmek. Bak olduğu gibi. Bu real time zamanı. Gerçek zamanı. Real time'dayız şu anda. Gerçeği gör. Tamam mı? Sana bu zamana kadar hep korku, kaygı, pembe, sihirli denek. Beynine ne yaptılar? Beynine kafatasına bunu böyle soktular. Tamam mı? Şu anda öyle bir durum ki şu anda insanlar bıktı artık ya. Bıktı şu televizyonları seyretmekten. Bıktı artık. Neyi pompaladılar? Korku. Devamlı kaygı, tedirginlik. İnsanlar geleceğinin artık, arkadaş hangi program olursa olsun hepsi fasafiso. Devamlı korku, kaygı, tedirginlik ve buna çözümler. Pembe çözümler. Tamam mı? Şunu at, bir yut, geçer. Bitti. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yapman gereken şeyle bu ana akım medya, sosyal medya, sana hikayeler anlatan böyle, pembe masallar anlatan, bu beyaz atlı prens gelecek seni kurtaracak var ya, bunları anlatanlar, bunlardan kurtulman lazım. Birincisi bu. Seni manipüle eden, seni hipnoz eden, karamsarlığı yükleyen veya kötülüğü veya pembeyi yükleyen onlardan uzaklaşıp ne siyah şu dünya, ne siyah ne beyaz arkadaşlar. Bazen siyah, bazen beyaz. Gerçek bu. Bazen siyah, bazen beyaz. Anlatabildim mi? Gerçek. Gerçeği gör. İşte ben gerçeği size anlatmaya çalışıyorum. Gerçek hayatımdan anlatıyorum. Öyle başardım. Özgüvenim öyle arttı. Aldığım kararın arkasında durdum. Bu kadar. Açık ve net. Başka bir şey yok. Başka bir yöntem yok. Yani dürüst olmakla alakalı. Dürüst ol kendine. Kendine samimi ol. O küçük çocuk var ya, içindeki o küçük çocuk. O içindeki küçük çocukla barış artık. Ona samimi ol. Onunla arandaki iletişimi düzelt. Umarım anlatabilmişimdir. Yani öz saygı, öz değer, özgüven, kararlılık, bunları arttırma yöntemleri anlattım size. Nasip, fazla da anlatmaya gerek yok. Nasip olan uygular. Ama nasibin yoksa uygulamazsın. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene geçer. O zaman su Almanlar söyle. Hı efekt diyorlar ona. Hı efekt. Almanca su efekt. Uyanmak. Uyanırsın 10 sene sonra. Ölmeden ölünüz. İşte aslında insan o zaman uyanıyor. Dolayısıyla vakit saat gelir, uyanır, harekete geçersin. YouTube videolarımız var zaten. Hep bu konuları işliyoruz. Bizim özel VIP programlarımız var. Eğitimlerimiz var. Mentörlük programlarımız var. Haftada bir canlı yayınımız oluyor. Programa katılıyor vatandaşlarımız. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Bunun dışında A noktasından B noktasına götürmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle.
10 yaşında aldığım kararların arkasında durdum, bedeller ödedim, acı çektim belki. Belki acı gibi gözüktü ilk önce ama karşılığını fazlasıyla aldım. Güzel kadın oldu, çok da güzel cevaplar verdiniz. Seviliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Seviliyorsunuz, biliniz, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.